Saatimiz 10.40'ı gösteriyor ve sabah kahvesi devam ediyor sayın dinleyenler. Her zaman olduğu gibi hattımızda şu an Ankara Konuşuyor köşesinden bizlere seslenecek olan sevgili Tolga Ekener var. Alo. Günaydın. Günaydın Tolga, nasılsın? Teşekkür ederim Seçil, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Sesin ne tarafından gibi geliyor? Bakayım bir düşüneyim. Sincan tarafından mı geliyor? Yok şey... Dur ya, Şentepe tarafından geliyor. Bravo. İyice araştırmışsın, ipuçlarını kullanarak doğru yolu bulmuşsun. Tabii. Ne yapıyorsun, nasılsın? Haftanın ilk gününde nerelerdesin? Yanında kimler var? Yine büyük bir motivasyonla geldik. Yine buradaki çok önemli projeleri konuşmaya. Neredeyiz? Hı-hı. Biz Şentepe'deyiz, senin de söylediğin gibi. Hı-hı. Yeni Mahalle Belediyesi Tepe Kule Kurs Merkezi'ndeyiz ve çok önemli bir proje var. Dezavantajlı grupların istihdamı, evet, adında çok önemli bir proje var. Bu projeyi konuşacağız. Bu proje kapsamında neler yapılıyor? Yine bunları irdeleyeceğiz ve yanımızda yine önemli isimler var. Kursiyerler var. Kursiyerlerin hayatında neler değişti? Bunları konuşacağız birazdan. Tamam. O zaman mikrofon sizde. Peki. Bu arada proje müdürü yanımızda Azize Taşer. Hoş geldiniz Azize Hanım yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi bu güzel projeyi anlatmak için. Burada bulunuyoruz. Hep birlikte güzel bir şekilde anlatalım projeyi. Proje kapsamında neler yapılıyor, neler konular? Konular dezavantajlı grupların istihdamı. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı HİBE programında bir AB projesi. Bu dezavantajlı grupların içinden biz Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi ismiyle bir proje hazırladık ve kazandık. Şimdi kurs merkezindeyiz. Proje kapsamında 60 tane kadın, dezavantajlı kadın, kuyumculuk eğitimi alacak. Gümüş kuyumculuk üzerine telkari eğitim alacak ve sonunda meslek sahibi olacaklar. Bundan para kazanacaklar, hayata asılacaklar. İlgi ne durumda? İlgi çok güzel. Projemizin kapsamında Yeni Mahalle ve Altındağ Belediyesi'ndeki kadınlar var. İki aşamada olacak. Birinci aşamada 30 kadın, ikinci aşamada 30 kadın. Şu anda birinci aşamadayız ve Yeni Mahalle Belediyesi ile ortak çalışıyoruz. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar ve Kültür Sosyal Müdürü Memnune Uzun yardımcıları bize çok destek verdiler. Sağ olsunlar, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi burada sunmak istiyorum. Bize atölyeyi tahsis ettiler. Biz malzemelerimizi getirdik. Malzemeler aldık ayrıca. Ve 30 kadınımız çalışmalara başladı. İleride ne olacak peki? Bu projeyi daha da geliştirme aşaması vesaire, bu sayıyı katlama planlaması var mı? Evet, var. 4,5 aylık bu eğitimden sonra kadınlara birer sertifika verilecek ve mesleğe adım atmış olacaklar. Biz onların iş edinmelerini sağlayacağız. Bir yerde çalışmalarını veya kendi başlarına bir iş yapmalarını sağlama olacak. Bu konuda ümitliyiz. Katılım da çok güzel, çok hevesliler, çok moralliler. Onları görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Azize Hanım. Bu arada biz program öncesinde konuşmuştuk. Dedik ki eğitim konularını... Öğretim üyesi, Başkent Üniversitesi'nde kendisi, Semiha Aydın hocamızla konuşacağız dedik ve şimdi kendisiyle bir sohbet gerçekleştirelim istiyoruz. Hoş geldiniz Semiha Hanım yanımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hemen eğitim konularını konuşalım. Evet, bir programı kurgularken, bir eğitim programını kurgularken alet bilgiler ve alet bilgiler son derece önemlidir. Biz de kuyumculuk eğitimiyle ilgili bu programı, bu AB programını, projesini alet bilgiler ve alet beceriler üzerine kurguladık. Çünkü öğrencilere, kursiyerlerimize kazandırdığımız bu alet bilgi ve becerilerle daha sonra kendi mesleğini geliştirebilecek, iş hayatında kolaylıkla iş hayatına uyum sağlayabilecek. Programımızda hem beceri eğitimi var, yani kuyumculukla ilgili temel bilgiler var, temel beceriler var. Onun dışında 7 dersimiz var. Bu 7 ders iletişim becerileri, girişimcilik, pazarlama gibi dersler var, teorik dersler var. Bu teorik derslerle biz kursiyerlerimizi iş hayatına hazırlıyoruz. Yani
kursu bitirdiği zaman, buradaki çalışmayı, projeyi tamamladığında iş hayatında ne gibi kendisine yol açabilir, yön açabilir? Bu anlamda projenin sürdürülebilirliği de güçlü görünüyor kurgusu bakımından. Proje yaklaşık 500 saatin üzerinde eğitim alacak kursiyerlerimiz, her bir kursiyerimiz. 9 eğitmenimiz var projede. 2 atölye eğitmeni ve 7 teorik derslerin eğitmeni var. Projenin kurgusu gayet iyi ve öğrencilerimiz başarılı olacaklar. Peki yeniden işte şimdi bu saatten sonra bir katılım söz konusu olabilir mi? İlgisi olanlar gelebilirler mi? Projede vaat ettiğimiz öğrenci sayısı var, kursiyer sayısı var. 30 adet. Biz onu tamamlamış durumdayız. Kayıtlarımız şu anda bitti. İkinci 30 kayıt için belki başvurabilirler tekrar projeye. Peki müjdesini de verelim o zaman. Bunun yakın zamanda olacak mı? Evet. 4,5 ay Mayıs ayı içinde, Mayıs başında ikinci proje için, projenin ikinci ayağı için kayıt almaya başlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Semiha Aydın'la konuştuk az önce ve son olarak evet bir şey söylemek isteyen Azize Hanım'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Bu projeyi Kadın ve Gençlik Platformu Derneği olarak yürütüyoruz. Bu önemli bir konu, onu atlamıştım, söylemek istedim. Tamam, finalde yine konuşalım o zaman. Hemen yanımızda yine Ahmet Umut var. Ahmet Umut Aydemir değil mi efendim? Kuyumculuk üzerine eğitim aldınız ve bununla ilgili de kursiyerlere eğitim veriyorsunuz. Açıklayalım neler yapılıyor burada sizin açınızdan. Ben Ahmet Sanat Evi'nin kurucusuyum. Geleneksel kuyumculuk eğitmeniyim. Buradaki amaç öğrencileri sıfırdan kalfalık derecesine yükseltmek. Böylece kuyumculuk alanındaki usta-çırak ilişkisiyle şu anda yetiştiremediğimiz personel açığını kapatmayı umut ediyorum kendi adıma. Böyle bir eksik var değil mi piyasada? Tüm el sanatlarında mevcut eğitim sisteminin eğitim sistemi nedeniyle usta-çırak ilişkisiyle artık kalfa ve usta yetiştirememekteyiz. Zaten çırak yoksa kalfa yoktur, kalfa yoksa usta yoktur. Burada böyle bir açık tamamlanmış olacak diye düşünüyorum. Buradan mezun olan arkadaşların da olabildiğince bu işle ilgili hayatını devam ettirebilmeleri adına proje ve şahsım adına da elimizden gelen çabayı sarf etmeye çalışacağız. Burada öğrenciler geleneksel yöntemlerle kuyumculuk tekniklerinin unutulmayacağı bir şekilde eğitim almaktalar. Butik takı imalatı yapmak için öğreniyorlar bu teknikleri. Sektördeki fabrikalaşmış üretimin dışında tamamen el emeğiyle yapılmış ürünler ortaya çıkabilecek böylelikle. Dolayısıyla sanatsal anlamda da kaliteli bir ivme kazanmış olacaklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladınız. Hemen kursiyerlerimize de mikrofonu uzatmak istiyoruz. Hemen yanımızda Yasemin Hanım var. Ne zamandır buradasınız, kurs merkezindesiniz? Benim adım Yasemin. Başlayalı 2 hafta oldu. Çok memnunum. Çok değerli hocalarımız var. Bize emek veriyorlar. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Artık her sabah umutla uyanıyorum. Çünkü bir mesleğim olacak. Yani üniversite okumadık. Bir mesleğimiz yok. Ev hanımlığı bir yere kadar. Bu kısır döngüden çıkıp artık bir şeyler üretmek istiyorum. Ve çok mutluyum. Peki kısa bir süre geçti ama neler değişti? Böyle bir hayatınızda değişiklik oldu mu? Olumlu, olumsuz anlamda da olabilir. Olumsuz asla olmadı. Olumlu çok güzel şeyler oldu. Yani arkadaşlarla tanıştım. Bir o ev ortamından çıkıp, yani dört duvar arasından çıkıp iyi insanlarla, farklı insanlarla karşılaştım. Bunların hepsinin bana çok büyük faydası var. Nasıl söylesem? Yani bana katkısı var. Güzel meslek öğreniyorum. Elimden geldiğinin en iyisini yapacağım. Türkiye için, özellikle kendim için güzel şeyler yapmak istiyorum. Evet, işte tam bu noktada Ankara Konuşuyor ekibi devreye giriyor. Hayalleri konuşuyoruz biz. Nedir hayalleriniz? Hayallerim güzel bir el sanat projesinde yer almak istiyorum. Perde arkasındaki kadınları ön yüzüne çıkartmak istiyorum. Yani dört duvar arasında kalmış bayanları çıkartıp bir yerlere getirmek istiyorum. En büyük amacım bu olacak inşallah. Yani böyle bir projede de ben de yer almak istiyorum. Evvela kendimi yetiştireceğim, daha sonra çevreme faydalı olacağım. Bunun hayatınızda büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyor muydunuz?
Evet. Yani bu buraya başladıktan sonra bunu düşündünüz mü? Bunu fark ettim. Yani buraya geldikten sonra geçen zamanıma çok üzüldüm. Yani o kadar çok boş zaman geçirmişim ki şimdi bunu telafi etmek istiyorum. Yani sadece hayat temizlik yapıp yemek yapmaktan ibaret değil. Bir şeyler ekstradan bir şeyler koymak istiyorum hayatıma. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Hemen Nuray Hanım'la da kısa bir sohbet edelim istiyorum. Nuray Hanım, kursiyerlerden kimler konuşmak istiyor dediğimizde siz öne çıktınız ve dediniz ki benim hayallerim var dediniz. Nedir hayalleriniz? Güçlü bir şekilde açıklayalım. Şu anda hayallerime ulaşmaya çalışıyorum dedim. Gerçekten bu kurs hayatımın öyle bir döneminde önüme çıktı ki hayatımı tamamen değiştireceğine inandım. Daha önce kurslara gittim, çok fazla kursa gittim. Ama gerçekten meslek olarak bakabileceğin bir kurs bu. Yaş olarak da geç kalmış sayılmayız, geç kalmış gibi görünse bile bu önümüze çıkan fırsatı değerlendirmek istedim. Hayalim buradan sertifika aldıktan sonra önce evimde küçük bir atölye kurmak ve o şekilde geçimini sağlamak. Ve geleneksel bu tabii bu takı, geleneksel şeylere önem veriyorum. Bunların da devam ettirilmesi gerekiyor. Buna da inanıyorum. Ama benim hayatımda anlatamayacağım kadar bir değişiklik oldu. İnşallah tüm kadınlar, ev kadınları kimseye bağımlı olmadan yaşamayı seçerler. Benim gibi geçti olsa bir yerin ucundan başlarlar ve bu kurslar olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Aslında çok da güzel bağladık sayenizde. Hayalleri de konuşuyoruz, yapılanları da konuşuyoruz ama en önemlisi bu işlerin biraz da meslek edindirme amaçlı olduğunu da bilerek konuşuyoruz değil mi? Evet. Daha önce dediğim gibi çok kursa gittim ama hiçbirini meslek olarak görmedim. Hobi olarak gördüm. Ama bunu gerçekten mesleğim diye geliyorum. Yani hastaysam gitmeliyim diyorum. Evde iş varsa bırakıyorum diyorum. Bu benim bundan sonraki hayatımı düzene sokacak belki de. Tamamen değiştirecek bir kurs oldu. Benim hayatımı değiştiren şey oldu yani kısacası. Çok teşekkür ederiz. Son olarak evet Yasemin Hanım. En büyük maratonlar bir adımla başlar. Evvela eden bir adımla çıkın. Meslek edinin. Oo, sloganla da bağladık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Azize Hanım proje müdürü. Son olarak ekleyeceğiniz şeyler var mı? Bu projenin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Bir sene süremiz var. Bir sene bittikten sonra atölyemiz sabitlenecek ve diğer kadınlar da buradan yararlanacak ve ürünlerini sergileyecekler. Biz Kadın ve Gençlik Platformu Derneği olarak her zaman onların yanında ve destekçisi olacağız. Çok... Ürünlerin satılmalarını sağlayacağız, iş bulmalarını, yer açmalarını sağlayacağız inşallah. Peki bu projeyi de herkesi davet ediyoruz. Yine aynı şekilde başvurmak isteyenleri Yeni Mahalle Belediyesi'ne bekliyoruz değil mi? Peki tekrar diyelim Yeni Mahalle Belediyesi. Tepekule Kurs Merkezi'nde proje müdürü Azize Taşer, Profesör Doktor Semiha Aydın, kendisi eğitim konularını anlattı bize. Aynı zamanda Ahmet Umut Aydemir'le de kuyumculuk üzerine meslekle ilgili konuştuk. Projenin ismini tekrarlayalım. Dezavantajlı grupların istihdamı proje. İsmi Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında yapılıyor. Bizim projeye verdiğimiz isim de Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi. Çok teşekkür ediyoruz. Seçil. Evet. Artık süremizin de sonuna geldik ama. Evet, büyük bir keyifle dinledim. Varsa... Öncelikle böyle bir projede oldukları için, destek verdikleri için Aziz Hanım'a, yine Semih Hanım'a, Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım'ın ve Nuray Hanım'ın sesindeki o mutluluk da inanılmaz güzeldi. Hatta dikkatimi çekti şey dedi Yasemin Hanım, Nuray Hanım da çok güzel şeyler söyledi. Artık umutla uyanıyorum. Dedi. Evet. Aslında i̇şte sosyal olarak da amacımız bu. Evet, ya sosyal olarak da yani çalışmak sadece maddi anlamda değil, orada sosyalleşiyorlar da, değil mi? Aynı zamanda. Evet, tam da böyle. Ya şöyle söyleyeyim, sadece iki kursiyer görüştü ama burada bütün kadınlar şen şakrak kendi işleriyle uğraşıyorlar. Bu gümüş sanatıyla, kuyumculuk sanatıyla yine önemli bir aşama kaydetmişler. Süper bir atölye var burada. Gayet kalabalık ve ilgi de çok büyük. Evet.
Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Biz de enerjilerini aldık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Son olarak hemen söyleyelim. Ankara Konuşuyor ekibini sizler de çağırmak istiyorsanız sesimize ses olun, sesinize ses olalım. Hemen söyleyelim telefon numarasını sevgili Tolga. Sana nasıl ulaşabilirler? 444-2406 bize ulaşıp mesajlarınızı iletebilirsiniz. Biz de buradayız. Ankara'da güzel şeyler oluyor diyebilirsiniz. TRT Kent Radyo Ankara Facebook adresimiz, Ankara Kent Radyo Twitter adresimiz. Yine buralarda mesajları bekliyoruz. Son olarak her sokağın, her insanın, her binanın bir öyküsü var. Dinlerseniz duyarsınız. Teşekkür Ankara ediyoruz. Ankara konuşuyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere Tolga. Evet, dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonu ve istihdamı konusunda konuştuk. Tolga'ya teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sabah kahvesi yarın tekrar saat tam 10'da sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın efendim.